Merhaba sayın seyirciler. Bugün 28 Aralık Cuma Yeni Günde Gündem programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem bugün konuğu Sayın Merih Eyüp Demir, Türk Eğitim Sen Birliği Şube Başkanı. Merih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, çok hareketli günler yaşıyoruz. Evet. Hareketli günler, hem ülke çapında hareketli günler, hem de sizin eğitim camiasında da oldukça hareketli günler var. Bugünlerde eleştiriler de çok fazla eğitim camiası üzerinde. Evet. Ama şöyle önce bir genel olarak Türkiye'den başlayabilir miyiz? Evet. Malum bir Fırat Kalkan Harekatı var, ülkemizde bir PKK sorunu var, DEAŞ sorunu var. Şöyle kısaca bir özetler misiniz? Ben teşekkür ediyorum. Ülkemiz kamuoyunda malum üzerine tabir caizse dört bir yandan kuşatılmış durumda. İçeride ülkemizin güneydoğusundan başlayan bir süreçte PKK terörü ve PKK ile birlikte çeşitli yan unsurların terör eylemleri, yine hemen sınır komşumuz Suriye'de DEAŞ terör örgütünün Suriye'de yaşananlar ve işte Amerika, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinin de içerisinde bulunduğu maalesef bir savaş ortamı içerisindeyiz. Burada da geçtiğimiz günlerde sanırım toplamda 39 askerimiz şehit oldu. Maalesef. Ben bu askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum, sabırlar diliyorum. Türkiye hepimizin malumu üzerine büyük bir ülke. Biz bu cendereden mutlak surette çıkaracağız ve bizim temel hedefimiz olan lider ülke Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu günleri de atlatabilmemiz için milletimizin bir bütünlük içerisinde birlik, beraberliğimizi bozmadan el ele vererek ve benim milletimden ricam şu süreçte siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakarak devletimizin bekası ve devletimizin lider ülke Türkiye vizyonuna ulaşabilmesi için hep birlikte el ele vererek bu günleri atlatmamız gerektiği düşüncesinde. Evet, hem kendi can güvenliğimiz hem de ülkenin bekası dediğiniz gibi bunlar çok önemli. Bazı ayrılıklar, bazı anlaşmazlıklar aslında bir kenara konulmalı. Gereken neyse o yapılmalı. Hemen oradan girmişken malum ülkemize çok göç oldu. Suriyeliler çok göç oldu. Ama sizi ilgilendiren bir tarafı da var bu göç. Evet. Göçle birlikte, hatta göçle birlikte gelen çocuklar var, artı bir de burada doğan çocuklar var. Evet. Bunların hepsinin de şu anda bir eğitim sorunu başladı. Maalesef. Hemen oradan başlayalım, konu açılmışken. Böyle. Tabii şimdi insanların başına böyle bir olay gelmesi, Suriyeli vatandaşlarımızın başına böyle bir olay gelmesi, sanırım dünyada insani değerleri ön plana çıkaran ve insana insan penceresinden bakan hiçbir insanı kabul edebileceği bir durum değildir. Elbette. Ancak biz her ne kadar bu konularda bu şekilde düşünsek de maalesef adına işte global dersiniz, küreselleşer dersiniz, bir dünya var ve maalesef bir kapitalist zihniyet var, bir emperyalist zihniyet var. Bu zihniyetin de hedeflerinin ne olduğunu biz geçmiş yıllarda işte Yugoslavya'da, Ukrayna'da ya da diğer ülkelerde, Libya'da, Irak'ta yaşadık, gördük. Afganistan'da yaşadık, gördük. Bugün Suriye'de yaşıyoruz bunları. Ve sınır komşumuz olması sebebiyle de biz Suriye olayını maalesef içimizde en derinden hisseden ülkeyiz. İşte Avrupa Birliği ile mülteci konusunda yaşananları hepimiz kamuoyundan takip ediyoruz. İzmir'imizde özellikle Suriyeli vatandaşlarımız çok. Biz hep bunları misafir gözüyle görüyoruz. Ve Türk toplumunun yapısına baktığımız zaman yapımız itibariyle bu insanlara kucak açtık. Eğitim süreçleri var. Sonuçta bu çocukların eğitim dışında bıraktığımız zaman yarın bu terörist grupların ya da çeşitli mafya gruplarının eline düşme ve oradan yürüyerek aslında dönüt olarak tekrar bize zarar verme durumları var. Evet. Bunun için de Milli Eğitim Camiamız bu çocukların eğitime kazandırılması ve bu çocukların eğitime devam etmesi için çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Okullarımıza, oturdukları bölgeye, kemal ettikleri yerlere göre dağıtıldı. Okullarımızda eğitim görüyorlar.
Ancak bu bizim eğitim sistemimiz çeşitli sıkıntılar, çeşitli badirelerden geçtiği için çok da sağlıklı yürüdüğü konusunda hemfikir değilim ben. İşte öğretmenlerimizi Suriyeli öğrencilerle ilgili 2 haftalık bir eğitime, hizmetçi eğitime tabi tutuyorlar. Yani buradan okumamız gereken şu mudur diye de sizin vasıtanızla Milli Eğitim Yetkililerine sormak isterim. Daha ne kadar devam edecek bu öğrencilerin bizim okullarımızdaki eğitim süreci? Eğer öğretmenlerimizi siz bir hizmetçi eğitimi alıyorsanız bu sürecin herhalde nereye gideceğini çok da net göremiyoruz demektir. Bunun bir de kendi öğrencilerimiz penceresi var. Kendi çocuklarımızın penceresi var. Bu dengeyi çok iyi sağlamamız gerekiyor. Bir taraftan Suriyeli çocukları evet diğer terör örgütlerinin ya da mafyanın eline bırakmayalım ama kendi öğrencilerimizin de eğitimine sekte vuracak işler yapmayalım. Bu konuda çok hassas davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir öneriniz var? Özellikle bu Suriyeli çocuklarla ilintili olarak. Şimdi tabii bunların bir de emniyet açısından giriş çıkış süreçleri var. Ne kadar sağlıklı takip edebilirsiniz? Bu da ayrıca tartışılması gereken bir konudur. Evet. Çünkü sürekli biliyorsunuz işte bizim kıyılarımızdan yani İzmir'in kıyılarından karşı tarafa geçmeye çalışıyorlar. İş ortamları çok sağlıklı değil. Zaten yani Türkiye'de işsizlik oranı artarken bir de komşudan gelenlere iş olanağı 3 milyon civarında ne kadar sağlayabiliriz? Ülkemizin ekonomik durumu bunlara ne kadar el verir? Bunlar da ayrı konu. Dolayısıyla eğitim içerisindeki konuyu aslında İzmir'in tüm birimlerinin birlikte masaya yatırması gerekir. Ve önümüze çıkacak tablodan da eğitim camiasında bu çocukların nerelerde eğitim göreceği ile ilgili ortaya bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Siz bir sendikanın başkanısınız. Evet. Bu konuda işte Milli Eğitim Müdürü sizinle bir istişare yaptı mı? Ya gel bakalım konuşalım. Ne diyorsun? Birçok insan, birçok çocuk var. Yahut da ne bileyim diğer sendikalarda dahil. Yani sadece siz demeyin. Diğer sendikalarda katılın. Sizleri çağırıp da Milli Eğitim Müdürü. Görüşlerinizi aldım hiç. Şimdi Müdür Bey biliyorsunuz İzmir'e yeni geldi. İzmir dışından geldi. Dolayısıyla İzmir'in milli eğitim yapısını tanıma sürecinde İzmir'i tanımaya gayret gösteriyor. Biz tabii şunu her defasında ifade ettik. Hoş geldiniz ziyaretimize de kendisine ifade ettik. Biz devletimiz için ne gerekiyorsa elimizde bilgi birikimimiz, elimizdeki verilerimizle İzmir milli eğitimine ve dolayısıyla Türk milli eğitimine bütün gayretlerimizi ortaya koyarız. Bugüne kadar bu konuda Milli Eğitim Müdürümüzle birebir detaylı görüşmemiz olmadı. Ancak konuları konuştuk. Suriyeli öğrencisi sorunumuz var. Ki zannedersem Türkiye'de belki de bu konuyu en derinden hisseden vilayet durumundayız. İzmir olarak. Ancak bu süreci yeniden inşallah müdür beyle de, milli eğitim yetkilileriyle de masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü konu acilleşmeye başladı. Evet, evet kesinlikle. En son geçtiğimiz hafta içerisinde okullarımıza yazı gönderilerek öğretmenlerimizin hizmet eğitimine seminerine alınması bu konunun aciliyetini ve ehemmiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu konuda maalesef hemen her konuda olduğu gibi milli eğitimde yaşanan değişiklikler Milli Eğitim Bürokrasisi tarafından sürekli gündeme getirilir. Değişiklikler yapılır. Sonra da 850 bin öğretmenimize ve 1 milyon milli eğitim personeline buyurun yapın denir. Şimdi benim fikrimi almadığınız bir şeyde böyle bir kalabalıkta başarı sağlamaya çalışmanız çok doğru bir davranış değil. Öyleyse bizim ne yapmamız gerekiyor? Oturup birlikte karar vermemiz gerekiyor. Yani bu ülke bizimse, biz bu ülkeyi lider ülke Türkiye vizyonuyla o hedefe doğru yürüyeceksek bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor ve neresinden bakarsanız bakın Milli Eğitim Camiası bu konunun temel noktasıdır. Çünkü Milli Eğitim'de sadece öğrencilerimiz eğitim görmüyor. Halk eğitimler, çıraklık eğitimler vasıtasıyla vatandaşlarımız da işin içerisinde. Yani Milli Eğitim Camiası ve sağlık sektörü 80 milyonu ilgilendiren bir kurumdur ki hani özel sohbetlerimizde falan da bunu söyleriz. Ya işte bir konu olduğunda
eğitim şart deriz. Hemen her konuda mutlaka böyle bir söylemimiz vardır. Eğitim şart söylemimiz. Öyleyse bizim eğitimi acil ele almamız gerekiyor. Bakın ben size çok basit bir örnek vereyim. Hüseyin Çelik döneminde çıkarılmış bir yasa vardır. Uzman öğretmenlik konusu diye. Bir kez sınav yapılmıştır. Uzman öğretmen olmuştur içimizden bazı arkadaşlarımız, bazıları da baş öğretmen olmuştur. 2006 yılından geçen 10 yıllık süre zarfında yeniden sınav yapılmamıştır. Ve bu uzman öğretmen, baş öğretmen sayısı çok düşüktür. Şimdi bizim Milli Eğitim Teşkilatı'nda öğretmenler içerisinde şöyle bir şey var. Stajyer öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen, baş öğretmen. Uzman öğretmen ve baş öğretmenin öğretmenden hiçbir farkı yoktur. Tek fark ekonomik alandadır. Daha fazla uzman öğretmenlikten ve baş öğretmenlikten kaynaklanan fazladan ücret alır. Şimdi ben soruyorum. 10 yıldır ve ben bunu BİMER'den bakanlık yetkililerine de sordum. 10 yıldır bu uzman öğretmenliği siz getirdiniz. Devamında hiçbir işlem yapmadınız. Hangi iş barışından bahsedebiliriz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın acil Milli Eğitim'le iş barışı için yapması gereken temel işlerden birisidir. Öğretmenler arasında bu ikiliği kaldırması gerekiyor. Ya uzman öğretmenlik devam edecekse, ne şekilde edecekse kuralını ortaya koyarsınız ya da kaldırırsınız. Uzman öğretmenlikten şu anda o ekonomik olarak fayda gören arkadaşlarımızın da bu faydasına diğer arkadaşlarımızın da katılımını sağlarsınız. Ve arkadaşlarımız arasındaki bu konuyu tarihe gömersiniz, kapatırsınız. Şimdi 10 yıldır çözülmüyor. Anlamsız bir işlem yapıldı. 10 yıldır çözülmüyor. Bir şekilde devam ediyor. Maalesef. Maalesef. Şimdi buradan siz yeni bir uygulamaya girdiğinizde bizden ne bekleyebilirsiniz? Yani hani bir lafımız var bizim. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Evet. Ama siz, biz yapacağız, siz uyacaksınız. Biz yapacağız, siz uyacaksınız. Böyle bir dünya herhalde yok. Dolayısıyla ben sizin vasıtanızla Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle bu konuyu ilk evvelde ele alması gerektiği. Yani uzmanlık, kesinlikle uzman öğretmenlik konusu evet, unutulmuş bir konudur. Evet. Ama arkadaşlarımız arasında unutulmuş bir konu değildir. Yani bakanlık yetkilileri, bakanlık bürokratları bunu unutmuş olabilir ama biz unutmuyoruz. Yani biz ikimiz aynı okulda öğretmeniz. Merih ve Ahmet olarak. Evet. Merih uzman öğretmenlik uzman girdiği bir zamanlar. Evet. Neyse, ben uzman öğretmenim. Evet. Ben girdim o sınava girdim. Maddi olarak benden tabii, çok tabii, daha tabii tabii ben uzman öğretmenlik sınavına Ege Üniversitesi'nin bir birimine girdim bir sınava. Sonra çeşitli formlar doldurdum internet ortamında. Ortalamalarını aldılar. Puanım tuttu. Dediler ki sen uzman öğretmensin. Ben bunu 2009 yılında bir yazıyla dile getirdim. Kariyer öğretmenlik başlığı altında. Dedim ki ben uzman oldum. Siz bana işte Ahmet hocamdan fazla bu kadar para veriyorsunuz. Ya benim Ahmet hocamdan fazla bir iş yapmam lazım. Bana bir iş söyleyin yapayım. Farklı hiçbir iş yok. İkimiz de bir sınıfın patron şeyiz. Tabii öğretmeniyiz. Öğretmeniyiz. Ha kaldı ki mesai yaptığım dönemlerde arkadaşlarımın arasında öğretmenlik mesleği farklı bir meslektir. Biraz kabiliyet işidir. Yani bunlar okumakla olacak işler değil. Evet. Tecrübe ve kabiliyet işidir. Siz benden daha iyi öğretmensiniz. Sınıfınıza daha hakimsiniz. Daha iyi öğretmensiniz. Ben öyle görüyorum. Ama ben sizden fazla maaş alıyorum. Ben bu vebalı taşımak istemiyorum. Alın bu paramı diyorum. Alma şansınız yok. Çünkü ben uzman öğretmenim. Verilmiş bir hak alamıyorsunuz. Ahmet hocamın suçu ne? Şimdi böyle bir haksızlık ortamında biz gelip de haktan ne şekilde bahsedeceğiz? Öyleyse Milli Eğitim'de yapacağımız işlerin tamamı fiyaskoyla sonuçlanır. Çünkü burada yapmış olduğumuz 10 yıl öncesine dayanan bir yanlış var. Ya gelin hep birlikte bunu düzeltelim. Ve ben BİMER'den bu soruyu sorduğum zaman bakanlık bürokratları telefonla bana ulaştılar. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ben Milli Eğitim yetkililerinin bir an önce uzman öğretmenlik konusunu masaya yatırmalarını... Siz ne zaman başvurdunuz bu iş için? 2004 yılında yasa çıktı Hüseyin Çelik döneminde. O dönemde işte başvurunuz ne zaman şey için? 2006 yılında itibaren tabii diğer arkadaşlardan her yıl değişen rakamlar var. Ne kadar olduğunu da şu anda bilmiyorum ama bayağı bir meblağ yani 300 lira civarında sanırım en son bir para alıyordum. Peki benim Ahmet Bey'den farkım ne? Kaldı ki az önce bahsettiğim gibi siz benden daha iyi öğretmensiniz, daha iyi sınıfınıza hakimsiniz. Yani öğretmenlik diyorum ya kabiliyet. Peki bunun amacı neydi hocam bu
uzman öğretmenliğin başarılı. Aslına bakarsanız tabii bu o günlerde çok tartışıldı. Bizim fikrimiz şudur. Türkiye'de bir tane baş öğretmenimiz vardır. Bu sistemle onlarca baş öğretmenimiz oldu. Baş öğretmenlik kalktı. Evet. Ya bunun amacı buydu. Bu hedefe de ulaşamadı. Çünkü insanların yüreğine kazınmış bazı şeyleri silemezsiniz. Biz 1915'leri, 1919'ları, o süreçleri unutacak bir millet değiliz. İnsanların bunu görmesi lazım. Bugün maalesef bir yerlerde heykelleri kaldırılıyor ama biz o fikirlerle yaşıyoruz. Ve bu toplumun 80 milyonu kabul etse de etmese de esasında o fikirlerle yaşıyor. Kimi oy verirse versin, kimi o fikirler herkesin içinde vardır. Kesinlikle. Yani hangi partiye oy verirseniz verin. Bugün biz Türkiye'nin birlik bütünlüğünü, Türkiye'nin bulunduğu durumu oraya bağlıyız, oraya borçluyuz. Ve bunun dışında söylediğiniz sözlerin esasında bir ehemmiyeti yok. Çünkü biraz derinlemesine bakarsanız, orayı biraz tanırsanız, ne söylerseniz söyleyin, bütün kapılar oraya çıkar. Evet. Suriyeli çocuklardan bahsettik, şimdi bizim çocuklarımıza gelelim. Bugünlerde kamuoyunda çok tartışılan, geçenlerde açıklanan PISA sonuçları var. Evet. PISA sonuçlarına göre ülkemiz her yıl eğitime biraz daha geri gidiyor maalesef, böyle. Maalesef. Daha ileri gitmemiz gerekirken, hani ülkenin gidişatına bakıyorsun. Ülke gittikçe büyüyen, gelişen, her anlamda evet, gelişen bir ülke. Ama eğitim sonuçlarına bakınca ülke geriye gidiyor. Aslında ülkenin eğitim konusuna geri gitmesi bir yerde ülkenin de geri gitmesini getirir. Belki şu anda fazla görmüyoruz ama yarın bunun etkileri çok daha fazla olacak. Bu PISA sonuçlarıyla ilgili neler diyeceksiniz? Şimdi açıklanan sonuçlara göre 2007'nin gerisinde olduğumuz görülmekte. Şimdi eğitimde siz geriye gidiyorsanız, bu şu anda eğitim içerisinde bulunan evlatlarımız yarın bu ülkeyi yönetecek. Yani biz bunlardan yarın ne bekleyeceğiz? Teknoloji gelişiyor. İşte bilgi teknoloji çağındayız. Ve öyle hızla gelişiyor ki yetişmemiz dahi mümkün olmuyor bunlara. Elbette. Şimdi ben soruyorum, şunu soruyorum. Ben daha önce yine basın yoluyla bir teklifte bulundum. Bilgi teknoloji liseleri ya da adına ne derseniz deyin. Şimdi ne yapıyor? Adına hacker diyoruz, siber savaşlar dönemi yaşıyoruz. Siber savaşları yönetebilecek bir kadromuz var mı? Ya da bu kadroyu yetiştirmek için bir eğitim kurumumuz var mı? Gelin belirli illerden, büyük illerden başlayarak bu tip, adına bilgi teknoloji deyin, teknoloji lisesi deyin, ne derseniz deyin. Bu tip liseler açarak bu yönde kabiliyeti olan çocuklarımızı ülkeden toplayalım, bunlara bütün imkanları sunalım. Ve bu çocuklar gelecekte bilgi teknolojileri konusunda bizim işte o başta söylediğimiz lider ülke Türkiye vizyonumuza yönelik üretimlerde bulunsunlar. Ekonomide evet iyi durumdayız. Peki soruyorum, dünyaya sattığımız bir markamız var mı bizim? Şimdi bir markanız yoksa büyüklükten bahsedemezsiniz. İşte ne yapmış? Airbus diye bir uçağı var. Boeing diye bir uçağı var. Şimdi bunlar markadır. Belirli markalar vardır. Siz de dünyaya markanızla kafa tutabilmelisiniz. PISA'da bu derece geriye gitmiş çocuklarımız gelecekte bu noktalara gelecekse nasıl marka yaratacağız biz? Demek ki eğitimde bir yanlış yapıyoruz. Şimdi o eğitimdeki yanlıştan dönmemizin bana göre çözüm yolu da müfredatımızı gözden geçirmektir. En basit bir örnek vereyim. Ben sınıf öğretmenim. 6 yaşında çocuğu yaş grubunda geriye çektik biliyorsunuz 4 artı 4'te ki o süreçte de 60 aya çekildi, sonra tekrar 66 aya çıkarıldı, aman olur mu olmaz mı? Maalesef o dönemlerde biz çok şeyler yaşadık ve kimse alınmasın, kimse darılmasın, akademisyen gruptan da tuhaf tuhaf makaleler okuduk biz. Sınıf görmemiş insanların oturduğu masalardan ülkenin geleceğine kalemleriyle yön vermeye çalışmalarını da ben kabul etmiyorum. Biz bu çocukları sabah gün ışımadan kaldırıyoruz, okula götürüyoruz, 6 saat boyunca 40 dakika. Bunlara artık çok şükür akıllı tahtamız var. Oradan bir şeyler veriyoruz. 5 dakika teneffüse çıkıyoruz çünkü öğleden sonra grup olduğu için gece karanlığına kalıyor bu çocuklarda. Hadi yavrum sen buradan gel, dünyaya hakim ol. Bunlar oyun grubu çocuklar. Bunlar 6 çocuk ad üstünde. Biz bunlara ne diyoruz? Çocuk diyoruz.
Bizim bunları bu saatte kaldırma hakkımız yok. Evet, onu ben sabah yaşıyorum. Her sabah yaşıyorum. Sabah karanlıkta ben bile gözlerimi uykuda açmamışım. Çocuklar orada. Bir bakalım zil çalıyor. Çocuklar okula gidiyor. Çocuklar şunu yanlış biliriz. Hani hep genellikle o annelik içgüdüsü vardır ya. Yavrum ye 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 ederler. Çocuklar esasında büyüme hormonu uykuda salgılanır. Evet. Evet, çocuklarınıza siz ne yaparsınız? Yeterli beslenmesini sağlarsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuklara sabah kalk büyüme diyoruz. Büyüme diyoruz yani. Ve bunun adına biz eğitim diyoruz. Yani kabul edebilen varsa, eğitim camiası içerisindeki arkadaşlarımız, benim artık bundan söyleyecek bir sözüm olamaz. Sayın Başbakanımızın şu sözünün sonuna kadar arkasındayım. 2019 yılına kadar tam gün eğitime geçeceğiz dedi. Ben bu sözün sonuna kadar arkasındayım. Ancak siz de yıllardır İzmir'de basında bu işlerin içerisindeki bir insansınız. İzmir'deki bu eğitim camiasındaki okullaşma ya da imar durumuna baktığımızda yeni okullar açılmadan tam gün eğitime geçemeyeceğimiz bir önümüzdeki tablo ise biz bunu nasıl başaracağız iki yıl içerisinde? Yani bu konuda Sayın Başbakanımız gayet manidar, gayet çok doğru bir tespitte bulundu ama bir de illerin kendine... Kesinlikle katılıyorum diyorsunuz tespite. Kesinlikle katılıyorum. Ama noktası var. Ama noktasında işte şimdi ne oldu? Gelin İzmir Milli Eğitim bürokratları en tepesine en aşağısına kara kara düşünüyordur. Ben nasıl geçerim? Yani bunun çünkü çok boyutlu bir iş. Böyle akşamdan sabaha kadar olacak bir iş olmadığını Milli Eğitim camiası insanları bilir. Çocukların yarısını pazartesi günü alalım, yarısını salı günü alalım. Öbür yarısı. Yani işte bu bir teklif. Yani herhalde bu şekilde başarılı. Yoksa mevcut okul durumlarımıza baktığımızda 2 yılda tamamlayacağımız çok kolay bir iş değil. Yeni binalar yapmamız gerekiyor. Bunun için yeni arsalar bulmamız gerekiyor. Ben belediye işlerini pek takip eden bir insan değilim ama basından okuduğum kadarıyla İzmir'de büyük bir imar sorunu var. Evet. Yer kalmadı. Yani bina yapacak yerimiz yok. Olmayan bir yerde biz bu işi nasıl başaracağız? Yani bunu bence... Merkez içeriden bahsediyorsun özellikle. Tabii. Özellikle merkez içeriden bahsediyorum. Metropol dışındaki ilçelerde belki bunu çok rahatlıkla başarabilirsiniz. Zaten var tam gün eğitim devam eden okullarımız var. Ama bunu özellikle büyük illerimizde başarmanız böyle hemen akşamdan sabaha yapabileceğimiz bir iş değil. Ama bunu bir şekilde başarmak zorundayız. Bu konuda da sanırım Milli Eğitim bürokratlarıyla belediyelerin işbirliği içerisine girmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın da bu işin içerisine girmesi gerekiyor. Özellikle de hayırsever vatandaşlarımızın bu konuda desteklerimizi beklediğimizi de ifade etmek isterim. Evet, çocukların büyüme çağında en fazla uykuya ihtiyacı var dediniz. Çocuklar uyuyarak büyür dediniz ama sabahın erken saatinde çocuklar okul yolunu tutunca onun büyümesini de engelliyoruz dediniz. Evet. Çok önemli bir şey. Müfredat konularına biraz daha girelim isterseniz. Aslında orası çok önemli. Bir 4+4 ile başladık. Epey tartışmalar oldu. Evet. Siz dediniz ki hiç sınıfta iş yapmamış, sınıfta öğrencilerle karşı karşıya gelmemiş akademisyenler oradan Türk eğitimine yön vermeye kalktılar. Bunlara katılmıyorum dediniz. Ne yapmak gerekir? Şimdi yavaş yavaş değişiyor gibi şeyler. Fakat pek de bir şey anlaşılmadı. Şu anda bir kaos yaşanıyor gibime geliyor. Çok hızlı değişiklikler yaşanıyor Milli Eğitim'de. Ancak bunların eğitime artı değer kattığını bugüne kadar görmedik. Yavaş değil yani, oldukça hızlı diyorsun. Çok tabi hızlı değişti. Yani sürekli mevzuat değişiklikleri yaşanıyor. Anlamlı bir şeyler mi yapılanlar yoksa böyle gene... Ama sonucu itibariyle anlamlı olmadığı ortaya çıkıyor. Yani yapılan şeylerin daha yeni 9 Aralık'ta resmi gazetede bir torba yasayla işte mesela bizim teftiş sistemi kaldırılır. Yeni bir süreç başlıyor. Müfettişlerimizi, 500 müfettiş alınacak Milli Eğitim sistemine, mülakat da alınacak. Biz baştan beri söylüyoruz. Mülakata karşıyız. Siz mülakatta insan seçemezsiniz. Şimdi bakın bir komedi yaşıyoruz. Biz bunu 2014 yılında yaşadık. 2014 yılında biliyorsunuz Türkiye ayağa kalktı. Yani yöneticilerimizi bir gecede aldılar. Yerine mülakatta yeni yöneticiler koydular. Ben İzmir Milli Eğitim'den bekliyorum. Çıkarsınlar sonuçları. 2014 mülakatıyla alınan okul müdürlerinin ne kadarı görevinin başında? Ne kadar başarı sağlamış? Bunun istatistik sonuçlarını ortaya koysunlar. Hep beraber konuşalım.
Şimdi hızlı değişim yaşıyorsunuz ama değişimin sürecindeki neler yaşadığınızı verilerle takip edip ortaya ne koyuyorsunuz, buna da bakmak lazım. Şimdi tepsi sistemini kaldırırsak elimize ne geçecek, buna bakmak lazım. Ya da işte aynı yasada bulunan çıraklık eğitiminin mesleki eğitim adı altında getirilmeye çalışan yeni bir süreci var. Ne katkıda bulunacak, ne hangi artı değeri milletime katacak, ya da milletimize hangi artı değeri katacak, bunların hepsine bakmamız lazım. Dolayısıyla bizim burada müfredatı baştan sona ele almamız gerekiyor. Az önce bahsettiğimiz 60 aylık, 66 aylık çocuklara siz 6 saat boyunca 40 dakika ders vermeye kalkarsanız, yani bu bir aracı sürekli 4 günde bir de yol götürmeye benzer, araç bir günde sonra motoru yakar gider. Müfredat baştan sona değişmelim diyorsunuz. Baştan sona ele alınmalı. Tabii bunları konuşmamız gerekiyor. Örneğin 1. sınıfa başlayan bu 66 aylık evlatlarımıza biz bitişik eğik yazı yazdırmaya çalışıyoruz. Nabi Avcı döneminde, Sayın Bakanımızın, Kültür Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde bir anket çalışması yapıldı. Sonuçlar ne hikmetse bir türlü açıklanmadı. Genel Başkanım Sayın İsmail Koncuk da sosyal medya üzerinden bir anket çalışması yaptı. %90 civarında kaldırılmalı çıktı. Hatırlarsanız eski dönemlerde güzel yazı çalışmaları adı altında 3. sınıftan başlardı bunlar. Şimdi kas koordinasyonu tam oturmamış çocuklara biz bitişik eğik yazı yazdırmaya çalışıyoruz. Sayın Hüseyin Çelik bir açıklama yapmıştı o dönemlerde. İşte karakterden bahsetmişti. Yani 1. sınıftaki çocuğu el yazısı yazdırarak, bitişik eğik yazı yazdırarak ne karakteri kazandıracağız? Çözebilmiş değilim. Yine aynı konuda onlarca makale yazdı akademisyen arkadaşlarımız. Bazılarıyla birebir görüşme şansı da buldum. Ben buna katılmadığımı hep ifade ettim. Çünkü ben sınıf öğretmeniyim, 1. sınıftan başladım. Biz düz çizgileri çizdirmek için bile birkaç hafta ayırırız sınıfın durumuna göre. Bütün sınıfı buna hazırlamaya çalışırız. Düz çizgi ya da çizgi yan. Ama biz bunu ne yapmaya çalıştık? Anket sonuçlarını açıklayamadılar. Yine Başbakanlık Bilgi İletişim Merkezi üzerinden sordum anket sonuçlarıyla ilgili. Böyle bir anket çalışmamız yoktur diye bir yazı cevap geldi bana. Çok ilginç. Yani ben o zaman yani hakikaten yazıyı okuduğum zaman hayretler içerisinde kaldım. Herhalde bize bir tuhaflık var yani bu anketi yapan. Biz değildik diye düşündüm yani. Ama bugün eğitim camiası içerisinde hangi öğretmenimize sorarsanız sorun, bunun yanlış olduğunu size söyler ve bu çocuklarımız bu yazı meselesini diyorsunuz. Tabii. Evet. Ortaokul ve liseye geldiklerinde de yazı karakterlerinin ne hale geldiğine bir bakmamız lazım. Halen daha görmezden geliyorsak da kusura bakmasın ama kimse eğitim için adım atıyorum deme hakkına da sahip değildir. Bizim bu konuları acilen çözmemiz gerekiyor. İlkokuldaki ders saat sayılarını gözden geçirmemiz gerekiyor. Seçmeli dersler konusu ayrı bir vakadır. Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor. Kaldı ki hep onu söylüyoruz. 15 Temmuz'da yaşadığımız bu darbe girişiminden sonra sanırım bütün kurumlar içerisinde en fazla etkilenen kurum olduk biz. Millet. Bunların başında geliyoruz. Çok tutuklama oldu değil mi? Çok fazla evet. Tutuklama oldu, çok fazla çağırma oldu. Halen daha bu işlemler devam ediyor. Ve maalesef ülkemizin yapısına baktığımız zaman da ağır işliyor. Bunun da bir an evvel bir düze çıkarılması için de biz Türkiye Eğitim Sen olarak elimizden gelen gayreti de ortaya koyma kararlılığımızı her platformda dile getiriyoruz. Bir an önce bizim eğitimde yukarılara çıkmak için geleceğimiz adına ve temelde lider ülke Türkiye vizyonumuzun gerçekleşmesi için büyük adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Evet, büyük adımlar atmak zorundayız. Bu sadece eğitime değil, herhalde her alanda atılmak evet. Zorunda ama eğitim bu işlerin başına geliyor aslında. Evet. Bunu iyice düşünmek lazım. Evet, süremizin sonuna da yaklaşıyoruz ama İzmir'de bir yılan hikayesine dönen bir şey vardı. Spor okulları meselesi vardı. Evet. Biraz da ondan bahsedelim mi? Şimdi bizim Milli Eğitim camiamızda biliyorsunuz işte fen liseleri, sosyal bilimler liseleri. Hı hı. Bir de güzel sanatlar ve spor liselerimiz var. Bunu birkaç yıl önce ayırdılar. Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri adı altında. İzmir'de bu okullarımız her ilimizde birer tane. Güzel sanatlar lisesi
İzmir'imizde iki tane. Bir Buca'da, bir de Kemalpaşa ilçemizde bu okullarımız mevcut. Ki bunlar yetenek sınavıyla öğrenci alan yerler. Evet. Özel okullar bunlar. Ancak yine yer sebebiyle spor lisemizle güzel sanatlar lisemiz Buca'da aynı bina içerisinde faaliyet göstermeye başladı. 15 Temmuz sonrasında da kapatılan okullardan işte kaynaklarda faaliyet gösteren Nokta Koleji'ne spor lisesi taşındı. Şimdi bu spor lisemizde 16 tane milli sporcumuz var. Ve hemen sporun her alanında faaliyet gösteren bir okulumuz. Başarılarıyla Türkiye'ye gündem olmuş bir okulumuz. Bizim buradan çıkacak öğrencilerimizin yarın dünya şampiyonlarında, olimpiyatlarda İstiklal Marşımızı okutacak ve bayrağımızı dalgalandıracak öğrenciler olduğuna olan inancımız sonsuz. Ancak spor lisemizin spor yapacak alanı yok, pansiyonu yok. Ve şöyle bir sorunumuz var, çok uzak bir yer. Bu çocuklarımız, örneğin futbol oynayan çocuklarımız, Altınordu'da, Göztepe'de, bunların altyapısından da yetişmesi gerekiyor. Orada spor yapan çocuklarımız var. Bu çocuklarımızın gidiş gelişlerinde sorun oluyor. Ben Milli Eğitim yetkililerinden rica ediyorum. Gerekirse oturalım birlikte konuşalım. Ama lütfen bu bizim ülkemizi, bizi temsil edecek bu çocuklarımıza sahip çıkalım. İzmir'de bir tane olan okulumuza da, İzmir'in en güzel okulu neresiyse kapalı spor salonu, yüzme havuzu, pansiyonu, tüm imkanlarıyla biz bu çocuklarımıza okulu teslim edelim. Ama onlara da diyelim ki hadi bakalım biz sizden üstün başarı bekliyoruz. Yarın ülkemizi dünyanın her noktasında, dünya şampiyonasında, olimpiyat şampiyonasında, Avrupa şampiyonasında, bütün yarışmalarda sizden en üst düzey başarı bekliyoruz. O bayrağımızı göndere çekmenizi bekliyoruz. Ben bu evlatlarımızın da bunu başaracağına sonuna kadar inanıyorum. Ve bu konuda da o çocuklarımızı bunu başaracağına bütün toplumumuzun da inanmasını rica ediyorum. Benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla bir zamanlar Doğu Almanya'da çocukları ana karnından itibaren yüzme havuzlarında yetiştirmeye evet. başlardı. Zaten dünya şampiyonları bir ara biliyorsunuz hep Doğu Almanlardan çıkmıştı. Evet. Eğitim yani daha sıfırdan başlıyor. Tabii. Çocuk oradan alıp eğitiliyor. Ondan sonra dünya şampiyonu oluyor. Şimdi biz lise çağında aslında çok geç kalınmış bir zaman. Ama bu bile ülkeye oldukça büyük başarılar getirebilir. Yani ama lisede ama bir tane neyse buna sahip çıkalım. Bir spor alanı yoksa, evet. çocuğun kendini rahatça ne bileyim geliştirebileceği alanlar yoksa. Şimdi Adana Spor Lisesi demişiz ama spor yapacak bir yeri yoksa, yani kusura bakmasın kimse ama bu hakikaten trajikomik bir durum. Ya hep de beton sahanın üzerinde basket ya da futbol oynuyorsa. Ben okulu gidip gezdim. Hı hı. Hatta kapıdan girerken nöbet tutan kişiyle vatandaş olarak oradaki birkaç çocukla, öğrenciyle de görüştüm. Konuştum, sohbet ettim onlarla. Ama gerçekten İzmir'imizin, Milli Eğitim yetkililerimizin bir an evvel bu konuyu el atması ve uzatmadan yarı yıl tatilimizde bu konuyu mutlaka gündeme getirmesi ve bu çocukları hak ettikleri yere eğitim görmeleri için ellerinden gelen gayreti göstermeleri. Buna da şu dönemde imkan olduğunu. Şu anda buna olanak var mı? Hemen yarı yıl tatilinde. Buna olanak da var. Kapatılan okullar bellidir. O okulların içerisinde spor lisesi olabilecek kapasitedeki okullar da bellidir. Bu okullardan birisi de o okuldaki, bakın yine aynı şeyi söylüyorum. Ben yaptım olduğu mantığına tamamen karşı bir insanım. Hı hı. Oradaki okul aile birliği yetkilileriyle, okul müdürüyle, okul öğretmenleriyle, milli eğitim yetkilileri bir araya gelir, oturur konuşurlar. Oradaki öğrenciler, öğrenci velileri, öğretmenler hep birlikte bir karar alır. Buna uyarsanız mutluluk kaçınılmaz. Yani Ankara'dan yahut da ne bileyim şu masa başından yapmayalım. Alanda velilerle kesinlikle konuşalım diyorsunuz. Kesinlikle ben her zaman her platformda bunu dile getiriyorum. İstişare kültürümüz var bizim. Biz istişare geleneğinden gelmişiz. Neden bunu yapmıyoruz? Yani bunlar bizim insanlarımız, bu işin içindeki insanlar. O zaman biz bunlara değer verdiğimizi gösterelim. Ve bu çocuklarımız eğer yarın bunları başaracaksa, bunlar küçük çocuklar değil.
Bunlar 14-15 yaşında artık ergenlik çağını aşmaya çalışan çocuklar. Onlara değer verdiğimizi gösterelim ve bunu hisseden çocuklarımızın da yarın biz bunu diğer çocuklarımıza da yaparsak PISA'da kimse bizi tutamaz. Kimse tutamaz. Ama bunu hissettirmemiz lazım bizim bunlara. E şimdi siz spor lisesini götürüp buraya koyarsanız, kusura bakmayın ama bir bile sonra bunları şevkini kırarsınız. Doğru. Bizim de buna hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Hep birlikte ben İzmir basından da rica ediyorum. Lütfen bu konuda da bu çocuklarımıza destek olun. Sonuçta bunlar bizim evlatlarımız. Tam gün eğitim içinde bütün İzmirlilerin elini taşın altına koymasını, özellikle hayırsever vatandaşlarımızın da bu konuda Milli Eğitim Camiası'na destek olmasını rica ediyorum. Çünkü sonuçta biz hepimiz birlikte yaşıyoruz. Hı hı. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Komşunun külüne muhtaçtır deriz. Biz İzmirliler olarak hepimiz komşuyuz. O zaman gelin hep birlikte el ele verelim. İzmir eğitimini en üst noktalara çıkarmak için en üst performans gösterelim. Ve ülkemizin geleceği adına dün İzmir'den başlattığımız hareketi yeniden başlatalım diyorum. Son bir sorum daha var hocam. Süremizi doldurduk ama oldukça insanların kafasını karıştıran bir şey. Birçok okul kapatıldı. Kapatılan okulların yerinin hepsi İmam Hatip Okulu açıldı. Evet. Bu konu insanların kafasında soru işaretleri yaratıyor. Evet. Özellikle en fazla şikayet konusu olan da o güzel yıldaki eski Fatih Koleji. Fatih Koleji. Evet. Burası İmam Hatip Okulu'na döndü. Evet. Yani oradaki insanların %98'inin bunu kabul etmeyeceğini gördüm. Orada gittim, bazı kişilerle de konuştum. Evet. Yani bu konuda ne diyorsunuz yani? Bütün okulların gerçekten bu kadar İmam Hatip Okulu'na ihtiyacı var mı bu ülkenin? Şimdi ben de o zaman hep siz sordunuz ya, ben de size sormuş olayım. İmam Hatip okullarında öğrenci mevcutları ne durumdadır? Açıklasınlar görelim. Açıklasınlar görelim. Yani kapatılan o güzel yazıda bahsettiğiniz okulun alabileceği öğrenci kapasitesiyle şu andaki mevcut durumuna bakalım. Hatırlarsanız şu anda Milli Eğitim Müdürlüğü'nün taşındığı bina da İmam Hatip'ti. Ne kadar öğrencisi vardı? Kısa bir zamanda boşaltıldı ve Milli Eğitim bugün bana göre İzmir Milli Eğitim binası hak ettiği bir yere gelmiş oldu. Ne kadar öğrencisi vardı? Ya da diğer İmam Hatip'lerde ne kadar öğrenci var? Bunlara bir bakalım. Normal liselerde de nasıl öğrenci var? İmam Hatip dediğimiz zaman, İmam Hatip'e bakın çok yanlış bir pencereden bakıyoruz. İmam Hatip maalesef dün birileri tarafından perişan edildi. Bugün de başkaları bunu başka bir noktaya getiriyorsa bu doğru bir davranış değil. İmam Hatip sonuçta bir meslek lisesidir. Bizim buradan bakmamız lazım. O zaman bu alanda ne kadar ihtiyacınız varsa buna göre kişi yetiştirirsiniz. İmam Hatip yetiştirecekseniz ya bütün öğrencilerimiz İmam Hatip olacak hali yok. Dolayısıyla buna göre bir planlama yaparsınız. Evet, mevcutları açıklasınlar, görelim diyorsunuz. Evet. En basit yanıt bu aslında. Evet, süremizin sonuna geldik ama son sözü ben yine de size bırakayım. Şöyle İzmirlilere ve öğretmenlerimize son söz olarak neler söylemek istersiniz? Şöyle ekranlarımıza diyorum. Biraz da bana doğru yaklaşın, şöyle ekranın ortasına doğru. Evet. Evet, son sözlerinizi alalım. İzmir'de biz Milli Eğitim Camiası olarak başta da söylediğim gibi öncelikle beklentilerimiz Milli Eğitim Bakanlığımızda ve İzmir'e yeni atanan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de İzmir'de eğitimin bulunduğu noktadan daha üst noktalara getirilmesi için gayretleri olduğunu biliyorum. İnşallah İzmir'de eğitimden etkilenen bütün kesimleri hep birlikte el ele vererek, ama bunu sadece bizim yapmamız yetmiyor. İzmir İl Milli Eğitim yetkililerinin de bu konuda elini taşın altına koyarak İzmir'de eğitime artı değer katacak bütün yapıları konunun içerisine çekmek için bir gayret göstermesini bekliyorum. İzmir'de eğitimin bulunduğu noktadan daha üst noktalara gidecek bir potansiyel olduğunu da biliyorum. Gelin İzmir'le hep birlikte bu potansiyeli kullanalım ve İzmir'in bazı özelliklerini de lütfen unutmayalım.
Evet hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler, yeni günde gündemin sonuna geldik. Konuğumuz Sayın Merih Eyüp Demir'di. Türk Eğitim Sen Birini Oluş Şube Başkanı. Gerçekten çok önemli açıklamalar yaptı. Gerek spor liseleri konusunda, gerekse PISA ile ilgili, gerekse eğitim müfredatı konusunda. Umarız Milli Eğitim Yetkilileri, her ne kadar Milli Eğitim Müdürümüz yeni gelmiş olsa da, umarız söyledikleriniz göz önüne alınır. Sadece İzmir için değil tabii sorun, bütün Türkiye'de büyük bir sorun var bu konuda. İnşallah PISA sonuçlarında önümüzdeki yıl böyle bir yılda İnşallah. Olacak şey değil ama birkaç yıl sonra bulunduğumuz yerden böyle bir 15-20 basamak çok daha önlere gitmemiz gerekir gibime geliyor. Kapasitemiz var. Büyümesi gereken büyümek isteyen bir ülkenin yapması gerekir. Bu da tabii sizin, en fazla sizin gayretleriniz de olacak. Evet, çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çalışmanızda başarılar diliyoruz yeni gün ailesi olarak. Sağ olun. Evet seyirciler, yeni günde gündem burada sona eriyor. Yeni bir yeni günde gündemle tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.